Merhabalar arkadaşlar. Bu saçın daha önce ışıltısını falan çok beğenmiştiniz. Sonra sıkıldık, biraz koyulttuk falan filan derken yine bir bayram öncesi. Şöyle çekeyim. Yoğun beyazı var. Ben bu koyuyu açacağım. Çünkü bu da yine size örnek olsun. Ne kadar beğenirseniz beğenin, dipten beyazlar çıkınca beğeniniz yok oluyor. Ya ışıltılar olacak bu saçta yine. Biz şimdi öncelikle bu koyuluğu açacağız. Ondan sonra ne yapacağımıza müşterimle birlikte karar vereceğiz. X-Pro Harmony ile açıyorum arkadaşlar. Saçı hiç yormuyor, zarar vermiyor. 30 volümle açıyorum çünkü çok beklemek istemiyorum. Zaten boyalar benim boyalarım olduğu için çok zorlayacak bir işlem değil. Kısa sürede hemen saçı açıp boyamak istiyorum. Saçlarımı açmaya başladım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Beyaza hiç gelmiyorum. Beyazın aşağısından hemen şöyle sürüyorum, karıştırıp tarıyorum. Şöyle açmaya başladım. Şimdi ben çoğu işlemde arkadaşlar, müşterim dedi ki ben karışmıyorum dedi. Zaten karıştırtmıyorum. Tabii tanıdığım, onlar beni tanıyor. Ben onları tanıyorum. Saçı şey düşünüyorum. Hazır açmışken güzel açayım. Dibine böyle güzel bir bebek kumralı tonları yapayım. Ucuna da biraz daha onun bir tık açığını yapayım. Öyle bir şey düşünüyorum. Biraz da çok gür ve kalın telli saçları var müşterimin. Ona böyle güzel şık bir kesim yapmak istiyorum. Yine onu ben dedim, sonsuza dek aynı saçta gezemezsin. Müşterilerime böyle biraz müdahale ediyorum bazen. Tabi bunlar genelde olumlu güzel şeyler oluyor. Saçları çok gür olduğu için hafif usturayla, daha önceki videolarımda var arkadaşlar, inceltme yapacağım. Hani bazen çok gür saçta kat rahatsızlık verebilir ama o inceltmelerle o saçı yumuşatabilirsiniz. Hani katlı gibi rahat kullanır ama hani şu nasıl söyleyeyim, anlatamadım. Çok gür ve kalın olduğu için kısa kısa katlar onu rahatsız edebilir ama inceltmelerle o katlı görüntüyü yakalarsınız ama saç kabarmaz, tepesine çıkmaz, daha tam tersine sakinleşir. Yani öyle söyleyeyim, görürsünüz zaten bittiğinde. Öyle bir şey düşünüyorum arkadaşlar. Her gün böyle belki 100 tane mesaj alıyorum. Saçımı bu renge boyadım, onu yaptım, bunu yaptım, bize boya söyle. Bakın arkadaşlar, şimdi bana deyin ki bu saçı açınca ne boyayım? İşte bunu saçı açmadan bile kendi kendime söyleyemiyorum. Size hiç görmediğim, bilmediğim, yani boyanızı bilmiyorum, markası nasıl çıkar hiç bilmediğim böyle şeylere cevap veremiyorum. Verirsem zaten kendi işimi bırakıp danışmanlık yapmam gerekir. Yüzlerce mesaj alıyorum. Bunun için kusura bakmayın. Sorduğunuz aslında her sorunun cevabı videolarımda var. Bu ana Tüleyanlar Hair Studio kanalına girin, videolara tıklayın, aşağı doğru kaydırdığınızda her saç şeyinin değişimi var arkadaşlar. Bunu tek 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 herkese anlatabilsem zaten bu videoları çekmem. Neden çekiyorum? Sorularınızın cevabını açın, izleyin, ne yapmışım, nereye kadar açmışım, açtıktan sonra hangi tonun üzerine ne uygulamışım, zaten hepsi var yani. Bunu tek 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 hiç bu işi bilmeyen insanlara ya da çok acemi olan insanlara ben anlatamam yani. Öyle bir şeyimiz yok, lüksümüz yok. Şimdi arkadaşlar, açıcımı sürdüm, bekledim. O arada saç falan kestim. Yarım saat geçti diyeyim. Bu aşamaya geldi gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağım? Tekrar geçeceğim. Diplere de süreceğim aynı anda. Bir 10-15 dakika sonra, hani sürdükten 10-15 dakika sonra yıkayacağım. Burada benim dikkat edeceğim bir şey var. Bu sizin başınıza da gelebilir, bilginiz olsun. Daha önceden neyimiz vardı? Işıltılarımız vardı. Şimdi sürerken ben bunları göreceğim ama bunları tekrar sürmeyeceğim. Çünkü daha koyu olan yerler açılırken açık olan yerler bu sefer yıpranabilir. Bunun olmaması için daha önceki bu paketli olan sarı yerleri şöyle göstereyim. Artık bir daha açıcı sürmeyeceğiz. Bu aşamada yavaş yavaş o kendi devam eder zaten. Sadece çok az var, bir de ondan ayrıştıracağım. Siz de böyle bir şey yaptığınızda, arada şöyle işlem varsa mutlaka bunları ayrıştırın. O zaman tertemiz saç çıkarırsınız. Şimdi buradan başlıyorum tekrar. Şöyle hem uca hem dibe süre süre böyle ince ince ayırın ki arada siyahlar kalmasın. Dipler çok hızlı açılır. Hep söylüyorum arkadaşlar. Çünkü kafa derisindeki ısıyla işlem daha hızlı olacağı için onu en sona bırakıyoruz. Ayırıyorum. Şöyle minik minik sürüyorum. Hafif şuraya da geçiyorum.
Sadece ne yapıyorduk? Üstteki o sarıları tekrar yeni bir açıcı sürmüyoruz. Dikkat etmeniz gereken kısım o. Şimdi ben açıcımı süre süre saçı komple bitirdim arkadaşlar. Önlerimiz daha, şuraya yakından al kısım, daha koyu. Ama ne yaptık? Biz buraya gelene kadar bir zaman geçti. Arkalar, dipler açıldı bile. Onun için arkadan sürüyoruz. Şimdi eğer istiyorsak, ki şu aşamada yeterli buluyorum ben. Saçın arkasını belli bir noktaya kadar şuralarda koyu. Müşteriyi koltuğa alıp akıtıyorum. Buradan yukarısı mesela beklesin istiyorum önlerle birlikte. Akıtıyorum, ne oluyor? Müşterinin saçı hem yıpranmıyor, yorulmuyor. Hem de istediğim aşamada açıyor, açabiliyorum yani. Diğer taraflar biraz daha bekleyecek arkadaşlar. Kapıyı açınca tabii gürültüleri de size çekiyoruz. Şimdi burası istediğim aşamada. Çünkü çok açık bir renk yapmayacağım. Güzel kumral tonlarında bir ikili boyama yapacağım buraya. Onun için burayı yeterli buluyorum. Diğerleri biraz daha bekleyecek. Arkayı yıkayacağız. O yüzden arkadan öne doğru geliyoruz. Eğer önleri önce boyasaydık önler açılacaktı ama burası açılmadığı için yıkayamayacaktık. Saçlar ne olacaktı? Zarar görecekti. Şimdi burayı akıtıyorum. Diğer tarafta bu aşamaya geldiğinde orayı da akıtıyorum. Ondan sonra boyaya geçiyorum. Evet arkadaşlar, saçımı açtım. Bu açıklık yeterli çünkü müşterim açık renk sevmiyor. Böyle kumralın tonlarında bir şey yapacağız. Güzel saçını arkadaşlar, bir saat bu saçı incelttim. Yani düşünün, bunun 3-5 katını kestim. Güzel biraz hareket ve şey verdim saça. Şimdi güzel bir boya hazırlayacağım. Öncelikle dipleri boyayacağım. 20 dakika bekletip sonra aynı boyayı uca çekeceğim. Çünkü çok sarı gibi olsun istemiyoruz ya da açık olsun istemiyoruz. Dipleri o koyu görüntüyü verince uçlarda da 20 dakika bekleteceğiz, uca çekeceğiz. 20 dakika da öyle 40 dakika olacak. Ne olacak? Burada biraz daha fazla beklediği için burası daha koyu, buraya doğru daha açık şık bir görüntü olacak. Şimdi boyalarımı hazırlayacağım arkadaşlar. Çok koyu olsun istemiyorum. O yüzden 7-0, 7-1 ve şey düşünüyorum, biraz da 6-1 düşünüyorum. Koyu gibi görünsün ama koyu olmasını istiyorum. Müşterimin saçı normalde çok zor örtülen bir boy, saç. Onun için şimdi altını açtığım için daha kolay alacak boyayı. Bu kadar açmışken bir 6'ya çıkmak istemiyorum. 7-1, 6-1. 6-1 koymamdaki amaç da daha koyu görünsün diye. Ama daha koyu yapmayacaktır. Yani bunları da 10 ve 20 volümü karıştıracağım. Dip boya gibi sürüyorum. 20 dakika sonra da uçlara çekeceğim. Şimdi arkadaşlar, boyamı sürdüm. Yani bir 20 dakika oldu. Görüyorsunuz, simsiyah yaptık yine saçı. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi de güzelce onu tarayarak uca çekeceğim. Ama şey de düşünüyorum. Mesela ne yaptık? 6-1, 7-1, 7-0 ya. Şimdi sadece 7-1 ve 7-0 takviye, sadece o ikisinden 20 volüm hazırlayıp uca çekerken o şekilde buraları da boyayabilirim. Evet arkadaşlar, saçımızın finali. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi çok koyu bir saç olmadı. Hatta şey dedim, biraz sahtekarlık yaptık. Dipleri koyu gibi gösterdik. Buradaki görüntüyü daha güzel yakalamak için. Bir de müşterimizin siyah beyaz dipleri çıktığında bu dipteki tonumuz küllü olduğu için şu an yoğun koyu gibi görünüyor. Aslında çok nasıl diyeyim, güzel bir kumral tonu. Yıkanınca bir tık daha açılacak. Dipten kendi saçı geldiğinde de üçüncü bir renk oluşmayacak. Daha güzel olacak. Şimdi ben çekim yaparken ışık farklı yerlerden vurduğu için arkadaşlar tonları farklı farklı görüyorsunuz ama tam şöyle şöyle göstereyim. Şöyle bir renk. Saçı yaklaşık 3 kilo kadar incelttim. Çok yoğun bir saçtı. Müşterim güzel günlerde kullansın. Bu da böyle beyazı yoğun olan da, çok açık renkleri sevmeyenler de çok güzel bir kumral tonudur. Yani size fikir olsun diye çektim.